Arkadaşlar, sektörümüzün değerli temsilcileri, kıymetli dostlar, hepinize merhaba. Dijital platformda birçok kanaldan size ulaşıyoruz. Özellikle Facebook'ta yoğun bir çalışma trafiğimiz, tempomuz var. Biz YouTube'da da bir süredir sizlerle buluşma gayreti içindeyiz. Ancak Facebook'ta ulaştığımız o geniş kitleye buradan da ulaşma arzusundayız. Onun için tabii sadece birbirimizin arasında iletişim kurmak değil mesele. Mesele sesimizi çok geniş kitlelere duyurmak ve istediğimiz sonuçlara her noktada erişebilmek. O nedenle hangi mecra olursa olsun, bizim hoşlandığımız mecra olsun, kendimizi daha çok bulduğumuz mecra olsun ya da bir başkası olsun, mümkün olunca hepsinde güçlü bir şekilde olmamız lazım. Dediğim gibi Facebook'ta sizlerle uzun zamandır çok yakın temas halindeyiz. Sizler bizi çok destekliyorsunuz. Bizler de size her şekilde desteklemeye gayret ediyoruz. Ne yapıyoruz? Türkiye'nin her tarafını dolaşıyoruz. Kuzey, güney, doğu, batı demeden, yaz, kış demeden biliyorsunuz. Takip eden arkadaşlarımız da çok iyi biliyorlar. Habur'dan Edirne'ye her tarafa gidiyoruz. Sizleri dinlemek için. Dolayısıyla bu Facebook'ta yaptığımız güçlü bağlantıyı, güçlü işbirliğini YouTube'da da yapalım istiyoruz. Onun için sizden ricam, lütfen ilk önce YouTube'da Kamyonum Dergisi kanalına abone olun. Ondan sonra tabii bunları yeni yeni öğreniyoruz nasıl olacağını. Videolarımızı beğenin. Facebook'ta bir canlı yayın yapıyoruz, abi bakıyoruz 3-5 dakikada 50 bin kişi. Allah Allah diyoruz, 100 bin kişi. Bir video yayınlıyoruz, 1-1,5 milyonlara erişen erişimler ortaya çıkıyor, etkileşimler ortaya çıkıyor, yorumlar, paylaşımlar. Ya bunu her yerde yapmamız lazım. Şimdi bazı kişilerin şöyle yorumları var. Diyorlar ki artık YouTube en önemli mecra. Aslında bizim mecramız Facebook. Her sektörün, her kanalın, her grubun kendine göre takip ettiği ya da kendisini daha rahat hissettiği ya da çevresini bulduğu mecralar var. Bizim mecramız da Facebook. Ama arkadaşlar biz bu mecrayı YouTube'a da taşımamız lazım. Hani YouTube'da biraz biliyorsunuz böyle yaşı daha küçük arkadaşların takip ettiği bir mecradır. YouTube'da çok büyük böyle izlenimlere ulaştığınız zaman, o profile baktığınız zaman sizin hedef kitlenizin o grubun içerisinde belki %1 bile olmadığını görebilirsiniz. Ama biz yine de burada da YouTube'da da güçlü bir şekilde olacağız. Bundan böyle zaten bir süredir bir takım videolarımızı biz YouTube'da paylaşıyorduk. Ama bunu bir sistematik hale dönüştürüyoruz. Artık Kamyonum TV olarak sürekli, düzenli sizlerle birlikte olacağız. Kamyonum TV'de ne bulacaksınız? Sektörde ne oluyorsa, mevzuatından, efendim söyleyeyim, araştırmasına, yeniliklerden, teknolojik gelişmelerden, pazarın durumuna, sadece otomotiv, lojistik vesaire değil, bunlarla bağlantılı bütün sektörlerdeki tüm gelişmelere dair haberleri, en son haberleri Kamyonum TV'de bulacaksınız. Siz Kamyonum Dergisi'nde zaten biliyorsunuz içeriğimizi nasıl hazırladığımızı, sürekli araştırma odaklı çalıştığımızı, sahada yurt içi, yurt dışı en son haberleri size ulaştırdığımızı biliyorsunuz. Kamyonum TV'de aynı şekilde çalışacak. Fazla lafı uzatmayayım. Çok da fazla da sıkmayayım sizi. İlk yayınımızda şunu da söyleyeyim. Biz sadece böyle bir oturduğumuz yerden size hitap ederek bir habercilik, yayıncılık yapmayacağız. Her taraftan size ulaşacağız. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi. Türkiye'nin her tarafında ulaşacağız. Sektörün her noktasıyla sizleri buluşturacağız. O nedenle bizi istiyorsanız lütfen bağlantı kurun, bizi çağırın, biz de sizin yanınıza gelelim, memnuniyetle gelelim. Şimdi bu ilk programımızda ne var?
İlk programımızda, her yayınımızda mutlaka şoför arkadaşlarımız olacak. Nakliyeci arkadaşlarımız olacak. Hatta onlarla beraber program yapacağız. Onların yanına gideceğiz. Dertlerini dinleyeceğiz. Türkiye lojistik, büyük lojistik uluslararası firmalardan küçük yurt içi kısa mesafeli taşımacılık da yapsa, yurt içi taşımacılık da yapsa bütün sektörü kucaklayan bir anlayışımız olacak. Mutlaka kooperatifleri ziyaret edeceğiz. Bu sayımızda Kırıkkale Kooperatifini ziyaret ettik. Şoför arkadaşlarla konuştuk. Bunları böyle ufak ufak sizlerle paylaştık. Ama inanın gerçekten sizin çok çok önemseyeceğiniz şeyler anlattılar. Ve bu konularda da, bu sıkıntılar noktasında da devletin hakikaten eline taşını altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer dosyamızda Türkiye'nin değil dünyanın gittiği bir nokta, alternatif yakıtlar, yakıt teknolojileri. Bu alternatif yakıtlarla ilgili bineklerde zaten yıllardır bir takım çalışmalar var ama ağır vasıtada da bir süredir alternatif yakıtla çalışan motorlara sahip araçları görüyoruz. Türkiye'de de bu konuda ciddi, hızlı bir takım çalışmalar yapılıyor. Bunu yakından izleyeceğiz. Neden izleyeceğiz? Çünkü bu yakıtlar arkadaşlar dizele göre CNG ve LNG ile çalışan yakıtlar çok ciddi yakıt tasarrufu ve diğer konularda da ekonomi sağlıyor. Tabii buradaki asıl temel unsur karbon emisyonunu düşürmek ve doğayla barışık, çevre duyarlı olan araç kullanmak. Bunu hem sağlıyorsunuz hem bunun yanı sıra da cebinizden neredeyse yarı yarıya'dan fazla daha az para çıkmış oluyor. Bu teknolojiler nedir, ne değildir? Bunların değişik alternatifleri var. İşte efendime söyleyeyim, dönüştürme var. Tamamıyla alternatif yakıt teknolojisiyle üretilmiş araçlar var. İşte başka bir takım dual sistem dediğimiz sistemler var. O dönüştürmede uygulanan teknolojiler var. Bunlar çok çok önemli. Yani bir yerde de kaş yapayım derken de göz çıkarmamak lazım. Çünkü aracın motorunu revize ediyorsunuz, değiştiriyorsunuz, başka bir şey ilaveler yapıyorsunuz. Başka aksamlarına da zarar vermemesi gerekiyor. O nedenle bu teknolojileri çok iyi öğrenmek ve hizmet alırken de doğru yerlerden almak lazım. Biz bu konuda her noktada size yardımcı olacağız. Birçok işlediğimiz konu vardı. Bizim doğal gazla çalışan araçları dosya konularımızın içerisinde dergimizde işledik. İlk LNG'li yakıtla çalışan aracı test sürüşünü yaptık. Dünyada bu konuda ki tarzı, anlayışı ve yapılanları sizlere aktardık. Yine aynı teknolojiler konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin yaptığı faaliyetlerden bahsettik. Dönüşümlerden bahsettik. Lojistik sektörün etkilerinden bahsettik. Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmaları, mevzuatları, uygulamaları da detaylı olarak verdik ve bunları da sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. O zaman ilk Kamyonum TV'nin düzenli yayını başlasın diyoruz ve tekrar ediyoruz, lütfen abone olun, çevrenizdeki herkese abone yapın, videolarımızı beğenin, takip edin, kanalımıza destek verin. İlk önce nereye gidelim? Kırıkkale Kooperatifine. Şoför arkadaşlarımızı dinliyoruz. Şimdi ton kilometre gelirse bu kamyoncu para kazanmaya başlar. Bu kamyoncu para kazandığı takdirde de bütün çevresindeki insanların hepsine faydası olacaktır. İllaki ve olacaktır. Ama ben para kazanmadığım zaman çoğu bizim burada kooperatifimizde, Kırıkkale'mizde esnaf kefaletinin borcunu ödeyemeyen insanlar arabalarını hurdaya çıkarttı, satmak zorunda kaldı. Niye? Para kazanmadı adam. Borcunu ödeyemiyor. Bütün bankaların hepsinde faizle çalışıyor. Adam borcunu ödeyemediğinden dolayı bütün arabalarını götürdü, kestirdi. Hurdaya kestirdi. Çünkü arabanın üstünde ne var? İpotek var. Satamıyor adam. Ben 10 lira 20 lira para alabilir miyim diye arabalarını kestirip hurdaya veren insanlarımız var. Ödemelerimiz, nakliyelerimiz hesaba havale diyerek 300 lira olsun, 500 lira olsun, 1000 lira, 2000 lira olsun bu fiyatlarımız hesaba havale diyerek elinize ödenmiyor.
çıkacak deniyor. Bir ay oluyor çıkmıyor, iki ay oluyor çıkmıyor, üç ay oluyor çıkmıyor. Yani bu yüzden çok mağduruz biz. Yani ben, bankaya havale edin. Bankaya havale edeceğiz diye faturayı kesiyoruz, bırakıyoruz ama telefonla bu sefer paranın peşine düşüyoruz. Almak için. Zaten karşılıyor. Tabii. Evet. Zaten mazot parasına gidiyorsun. O mazot parasını almak için bir iki ay uğraşmak zorunda kalıyorsun. Hiç ödemeyen arkadaşların faturaları var. Çok paramız gidiyor. Yani çok paramız gidiyor. Doğru bir uygulama değil. Tamam, cezasını yazsın. Ben fazla tonaj atıyorsam cezama razıyım yani. Onda bir sıkıntı yok. Gel ve lakin 10 kilo için 1830 lira ceza. Çok büyük ceza yani. O 1830 lirayı ödemek için o kamyoncu bir ay çalışacak. Bir ay. Yani bir aylık emeğini elinden alıyor. Bir aylık sigortacıya ver. Bir aylık kaskocuya ver. Lastikçiye ver. Ona ver, buna ver. Kamyoncu yani evine geçindiremiyor insanlar. Şu anda sıkıntı büyük. 20 günde bir işe gidiyor. Gidip geldiğimizde evimize götüremiyor o parayı yani. Onun için tamamen sonuna geldi. İnşallah hayırlısı olur. Mazot ya, mazot ya. Bizim en büyük sıkıntımız mazot ya. Ya C belgeli, R belgeli arabalar yurt dışından geliyor. Kıbrıs'tan geliyor. Dolduruyor Azerbaycan'dan mazotu. Geliyor Kayseri. Tabii ucuza. Kayseri'den işi alıyor. Tekirdağ'a götürüyor. Peki Kayseri'deki araba neden gidemiyor? Mazot pahalı. Mazotun fiyatını veren yok. İşverenlerin de bu işine geliyor. Zaten bu ülke zengin ülkesi. Zenginlerin işine geliyor. Bizler de istediğimiz kadar çurumuzu, çapımızı yırtalım. Allah yardımcımız olsun. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Bize bir sahip çıkılması lazım. Allah rızası için bize bir sahip çıkılması lazım. Evet arkadaşlar, kooperatifte arkadaşlarımız dinledik. Her zaman yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Bir kantar konusu. Biz bunu devlete de götürdük. Devlet başka şey söylüyor. Diyor ki istihap haddi diyor. Üstü verilen tolerans diyor. Zaten o aracın bu kantara girerken yaşadığı bir takım araca ilişkin otomatik şanzımanlı araçların geçişindeki farklılıklardan veya normal manuel şanzımanlı araçların geçişlerindeki alete verdikleri etkiden kaynaklanan bir durumu tolere etmek için diyor. Yani ama diyor şoför arkadaşlar şöyle yapıyorlar diyor. Diyelim ki üzerindeki tolerans miktarı neyse onu da tam doldurdukları için bazı kantarlarda ağırlık düşük çıkıyor, bazısında yüksek çıkıyor diyor. Bunu daha önce yaptığımız röportajları takip edenler de bilirler ama yine biz bu konuyu işlemeye, ilgililere götürmeye devam edeceğiz. Havale konusu gerçekten çok sıkıntılı bir konu. Şimdi bu sektör para kazanmıyor maalesef. Özellikle küçük firmalar, nakliyeciler, kooperatifler üzerinde bir takım zorluklar hala var. Bu noktada devlet ne yapabilir? Bunun da takipçisi olacağız. Tabii başka konular da var. Maliyetlerin çok yüksek olması, akaryakıtın çok yüksek olması. Oradan hemen alternatif yakıtlar aklımıza geliyor. Dönüştürülmeyle ilgili biz şimdi kooperatiflerde de bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. İki tarafı bir araya getireceğiz. Siz nasıl bir öneri getiriyorsunuz kooperatiflere? Maliyetler nasıl düşecek? Avantajlar ne olacak? Bunları da konuşmuş olacağız. Hemen konu buraya gelmişken bu konuda çalışma yapan bir firmayla yaptığımız haber var. Haber çalışması var. İsterseniz onu bir izleyelim. Firma Omnitek İstanbul'da CNG dönüşümü yapan firmalardan biri, firma kurucusu da Osman İlker Yılmaz Beyefendi. Yıllardan beri bu tarz çalışmaların içerisinde olmuş. Birçok firmada üst düzey çalışmalar, yöneticilikler ve kendi konusuyla ilgili önemli çalışmalar yapmış ve sonra da kendi firmasını oluşturmuş. Diyor ki bineklerde diyor bu iş farklı olmasına rağmen ağır vasıta, sanki ağır vasıtadaki dönüşüm bineklerdeki gibi olduğu zannedilerek
dual sistem üzerinde bir konsantrasyon oldu. Ama bu araca zarar verdi. Onun için de bu dönüşüm ilk başta sektör tarafından çok olumlu algılanamadı. İşi doğru yapan insanlar belki tam ortada olmadığı için. Neler diyor ben de merak ediyorum. Tabii her noktadaki kişiye, tarafa zaten mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. İsterseniz şimdi Osman İlker Bey'i bir dinleyelim bakalım bu konuda neler söylüyor. Ya genel olarak CNG dönüşüm işi Türkiye'de maalesef yanlış başladı. İnsanlar bunun LPG dönüşümü gibi olacağını düşündüler ve basit bir kitle bu işi çözebileceklerini zannettiler. O yüzden de genellikle çift yakıta yöneldi insanlar. Çünkü basit LPG dönüşümünden farklı olmayan sistemlerdi. Ama doğalgazlı motorun yapısı çok farklı. Sıkıştırma oranı çok farklı. Yani sadece sıkıştırma oranı için bir hesap yapıp yeniden piston tasarlamanız lazım. Bunları yapmadıkları için de araçlarda en çok rastlanan problem işte çekiş düşüklüğü, çok sık arıza vermesi. Ondan sonra egzoz sıcaklığının çok yüksek oluşu nedeniyle işte motorda yağ kalmıyor, turbo sürekli bozuluyor, sübap kesiyor gibi gibi problemler. Ama tüm bunların çözümünde önce motorun düşük egzoz sıcaklığıyla çalışması lazım ki bunu motorun üretmemesi lazım. Yani yüksek egzoz sıcaklığı üretmeyen bir motora haiz olmanız lazım ki bu problemleri bertaraf edebilirsiniz. İşte biz bu teknoloji en başında o şekilde araştırarak yakaladık ve işte Amerika'daki Omtec Corporation'ın bu işi başardığını ve dünyadaki tek patentli sistem olduğunu gördük. Hı hı. Ama oradaki handikap da şuydu, Amerika'daki motorlar Türkiye'de yok, Türkiye'dekiler Amerika'da yok. Biz onların teknolojisini tamamen öğrenip şimdi son bir yıldır Türkiye'de kendimiz artık kalibrasyon ve kit geliştirmeye başladık. Hı hı. Ve bu sayede de bu çekiş problemini, menzili, bütün problemleri bertaraf etmiş olduk. Mesela Aksor için yaptığımız dönüşümde biz 900 kilometre menzil garantisi veriyoruz. 900 kilometre. Evet. Ve %50 yakıt tasarrufunu da taahhüt ediyoruz. Hatta Shell için yaptığımız bir projede biz 42.500 liralık teminat mektubu da verdik. O neye karşılık verdiniz o teminat? İşte bu taahhütlerimiz eğer gerçekleşmezse. Mesela eşdeğer yakıt sarfiyatı veya menzil veya çekiş. Bunlardan üçünden biri. Maliyetlerde %50 tasarruf sağlıyoruz diyorsunuz. Evet. Doğru mu? Doğru. Yakıt maliyetlerinde %50 aynı menzile tasarruf sağlıyoruz. Şöyle ifade edeyim. Tabii ki gazın, dizelin fiyatı yarın ne olur bilinmez ama biz şunu taahhüt ediyoruz. Diyelim ki aracınız 100 kilometrede 30 litre mazot tüketiyor. Biz 100 kilometrede 30 metreküp gaz tüketimini taahhüt ediyoruz. Maksimum 600 derece egzoz sıcaklığını ve dizelden daha iyi performansı. Bu üçünden herhangi birisi olmadığı takdirde teminat mektubu veriyoruz size ve bunu direkt gelir olarak kaydedebiliyorsunuz. Peki ben geldim. Ben bir lojistik firmasının sahibiyim. Hı hı. Filon'da işte 20 tane araç dönüştürülecek. Bana da verecek misiniz bu teminat tabii mektubunu? Tabii ki. Kesinlikle verecek. Kesinlikle. Yani bu sizin taahhüt ettiğiniz kadar ki bir şey mektubu verecek. Tabii ki. Bana. Yani bu 3 madde bizim için şeydir, anayasadır. Anayasa şeklinde. Evet. Peki şimdi firma yine ben size geldim dönüştürmek istiyorum. Ben sizden ne aramalıyım? Mesela şimdi bizim devletle alakalı bu şey mevzuat nedir, uygulamalar nedir böyle baktığımız zaman devlet diyor ki CNG dönüşümü yapacak firmalara ben belli bir şekilde standart getirdim. Tabii bunu ki. Herkes yapamaz diyor. Tabii ki doğru. Mesela siz TSE'nin bu standartına haiz misiniz? Elinizde böyle sertifikanız var mı? Aynen. Yani benim şahsi olarak mesela TSE'den yeni düzenlemeye göre aldığım AITM, işte Martoy sertifikalarım var. Gölcük'teki merkezimizin hizmet yeterlik belgesi var. Yani bu gerekli bütün kriterleri sağlıyoruz. Ki şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela LNG dönüşüm araç Türkiye'de ilk defa bizim tarafımızdan yapıldı. Ve ilk defa bizim tarafımızdan ruhsatlandırıldı. Bu süreçte biz hem TSE ile hem bakanlıkla sürekli dirsek teması halinde çalışıp bütün o parametreleri birlikte geliştirdik. Siz geliştirdiniz. Evet. Demek ki ilk önce ben sizden siz CNG dönüşümü yapabiliyor musunuz diye o belgeyi istemem gerekiyor. Çünkü bilmiyorum istemem önemli değil mi? Mesela o belgeye haiz olmayanlar yapıyorlar mı bu işi? Yani bir şekilde piyasa onun çözümünü buluyor. Öyle ama mi? Asıl kritik olan şey şudur. Yani teknik olarak yapılan dönüşüm yeterli mi? Yani ben şunu da duyuyorum. Mesela başka bir dönüşüm kitiyle yapılan tasarrufta koskoca filoların 100 kilometrede sadece 20 lira tasarruf ettiklerini duyuyorum. Yani hani böyle bir durumda harcadığınız para ya da yaptığımız dönüşüm her ne kadar ruhsata da işlense bir faydası olmuyor size. Evet arkadaşlar ilk programımızı sizlerle buluşturduk.
çok daha güzel şeyler yapacağız sizler için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra da başta da söylediğim gibi sürprizler sizlerle birlikte olacak. Konuklarımız olacak, sektörden misafirlerimiz olacak. Sizin istediklerinizi mümkün olduğunca sizin karşınıza getirmeye çalışacağız. Bu konuda lütfen bizimle bağlantıda olun, bağlantıyı kesmeyin. Ne istiyorsanız söyleyin, olabildiğince sizin isteklerinize cevap vermeye çalışacağız. Biz de o doğrultuda hareket edelim. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bundan sonra da her programda sizlerle birlikte olmak istiyorum. Teşekkürler.